Sevgilini test et. Eğer ki seni aldatmazsa bizden 10.000 TL ödül kazanacaksın. Aldatıldın mı? Aldattım. Sen aldattın. Aynen. 3 yıldır bir ilişki sürüyor ama bu git geldi oluyor. Hem de 2 defa dediğim gibi aldattım. Burada arabayı satan heykel burası mı? Yani burada da konuşabiliriz abi, sıkıntı yok. Ben o aldığım parayı güzel bir şekilde eğlenmeye, yazmaya gidebilirim. Ay sen çok hanımcısın ya. Ne alaka? Bayağı hanımcı. Ben bakmasam kimse bakmaz bu arada buna. Bitti söylüyorum, kimse bakmaz yani. Benim kalacak yerim yok da gelip akşam sizde kalsam olur mu? Herkese selam arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerle beraberiz. Bugün sevgilini test et bölüm 6. 6 olacak değil mi? Evet. 6. bölümde sizlerle beraberiz. Rastgele insanlara soracağız. Sevgilisini test etmek isteyen birisini bulup sevgilisini test ettireceğiz. Bakalım neler olacak. Bu seriyi çok sevdiniz. Biz de devam ediyoruz. O zaman hazırsanız ben başlıyorum sormaya. Gençler, sevgiliniz var mı? Yok abi, ne sevgilisi ya? Aga yapın ya, sevgili yapın ya. Sevgilileri yokmuş. Sevgiliniz var mı acaba? Sevgiliniz var mıdır acaba? Sevgilin var mıdır? Ya boş. Merhabalar, boş yapma dedi adam bana, dedi boş yapma. Abla merhabalar. İyi günler. Abla merhabalar. Sevgiliniz var mıdır acaba? Gerek yok diyor. Bu arada sevgilini test et videolarının yüzleşme kısımları şu an kanalımızın katıl butonundan izleyebilirsiniz. Merhabalar, sevgiliniz var mı? Sevgilinizi test etmek ister misiniz? Teşekkür ederim. Kimse cevap vermiyor. Şu an her türlü tipe okeyim yani. Sevgilini birisi... Abi merhabalar. Teşekkürler. Arkadaşlar beni sokakta görürseniz kamerayla beraber korkmayın. Sadece sizlere sevgili test soruyorum ben. Gören insan böyle böyle tribe girip gidiyorlar. Niye acaba? Yuva yakın olarak adımız çıkmış. Abi merhabalar, saygılar, sevgiler. Aleyküm selam, nasılsın? İyisin. Sevgilin var mıdır abi? Yok. Yok. Ulan olsaydı biliyorum. Test... Biliyorum seni, görüyorum. Daha dur arsa bile seni izliyorum. İzledin mi abi? Vallahi. Cansın, eyvallah. Sürekli, gören gelmiyor. Gerçekten her yerde varsınız abi. Eyvallah abi. Dün akşam bile kendi öyle 10-15 tane o sevgilim var mı gittiniz, kızı ağlattınız. Evet, çocuğu ağlattınız. Neler neler oldu işte. Devam ediyoruz bakalım. Ama hayatta tek öğrendiğim şey gerçekten yani bu zamanda kimseye güven olmuyor, güven falan diyorlar ya. Öyle basit hani ağızdan çıkan bir güven diyorlar. Ama o güveni öyle değerlendirmiyorlar, biliyor musun? Sadece güvendiğin kendi kişiliğinizi, karakterinizi her yerde olduğunuz yerde belirledi. Bir Diyarbakırlı olarak daha sevgilim olmadı mı? İlla ki oldu. Evet. Bak illa ki oldu. Baktı mesela ya para için geldi ya da lagaloga gibi falan geldi. Ondan sonra ben daha takmadım. Öyle baktım, keyfime baktım. Güvensizlik oldu mu direkt şey yaptım. Aynen. Merhabalar, sevgiliniz var mı? Merhaba. İsim nedir? Tuba. Tuba. Tuba, sevgilin var mı? Var. Ne zamandır çıkıyorsunuz? Ya bir 3 yılı var şu anda. 3 yılı var. Peki sevgilini test et. Eğer ki seni aldatmazsa bizden 10.000 TL ödül kazanacaksın. Yani aldatma ile ilgili birazcık kötü anılarım var ama. Aldatıldın mı? Aldattım. Sen aldattın. Aynen. Ona peki, rağmen de affetti tabii. Devam ediyor mu? Aynı ilişkiden bak. Aynı ilişki, aynen. Devam ediyor. Aynen. Peki şöyle yapalım. Sevgilini test edelim. Belki o da seni aldatır. Bir olmuş olur. Ya yani ben pek sanmıyorum onu. Niye? Aldatacak. Bana birazcık fazla aşık olduysa. Sana fazla aşık. Aldatmaz diyorsun. Yok, aldatmaz. Ben deneyelim. Deneyelim. Eğer ki aldatmazsa 10.000 TL kazanacaksın. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Gel aga. Bulduk. Sevgilimi aldatmaz diyorsun. Evet. Ve kesinim yani, eminim. Eminsin. Evet. Daha önceki serilerde birçok kişi aldatıldı. Bu çocuk bana fazla aşık. Aşık olduğu belli zaten, çünkü aldatmışsın, affetmiş. Evet, yani birazcık zor da olsa. Çünkü bir kere değil. Bu çocuk ne yaşamış, ne yaşatmışsın, niye bu kadar sık aldatıyorsun, sorması ayıptı. Bilmiyorum, genelde arkadaşlarım diyor hani büyüm yaptı çocuğu ama herhangi bir şey yaptım da yok aslında. Herkese stüdyodan tekrardan merhabalar arkadaşlar. Yanımızda Tuğba var. Tuğba ile sokakta tanıştık, röportajımızı yaptık. Sonrasında stüdyoya geldik. Tuğba'nın ilginç hikayeleri var, onları da dinleyeceğiz. Ama onun öncesinde sana birkaç tane sorun var. Sorularım ilişkinizle ilgili, ilişkinizin ne kadar sağlam olduğuyla ilgili açıkçası. Çünkü konsept gereği gerçekten birbirine aşık olan kişileri seçmeye çalışıyoruz. 3 yıldır bir ilişki sürüyor ama bu git geldi oluyor. Ayrılıp barışıyor musun evet. Sürekli? Tuğba kaç yaşındasın? 23. 23 yaşındasın. Nerelisin? İzmirli. İzmirlisin, süper. İstanbul'da yaşıyorsun. Evet. Erkek arkadaşın kaç yaşında? 26. 26 yaşında. Bir 3 yaşlık fark var aranızda. Aynen. Güzel. Erkek arkadaşın ne iş yapıyor? Şu anda aktif olarak çalışıyor mu? Şu an yok. Kendi işi var zaten. Oto yıkama. Kendi mi işletiyor oto yıkama? Kendi işletiyor. Süper, tamam.
Peki sen çalışıyor musun, okuyor musun? Üniversite okuyorum. Geçimini nasıl sağlıyorsun? Para kaynağı erkek arkadaşım. Erkek arkadaşım. Evet. Peki ilişkiniz ne zamandır? Hani ne zamandır çıkıyorsunuz? Ya 3 yıl oldu ama dediğim gibi sallantılıydı bayağı bir. Sallantılıydı. Ayrıl barış falan süreçleri mi oldu? Hem o hem tartışmadan ötürü hem de iki defa dediğim gibi aldattım bir defa. Sen aldattın. De, aynen öyle. Ya bunun detaylarına inmek istemiyorum arkadaşlar. Çünkü çok uzun hikaye. Çok konseptimiz uzun hikaye. Biraz aldatmayla ilgili olduğu için hani detayını... Tam tersi oldu aslında birazcık ama. Evet ama üzüldüm şu an erkek arkadaşın adına. Yani aslında hak etti biraz. Hak etti mi? Aynen. Tamam. Çünkü sana aşık olduğunu söylüyorsun. Daha önce seni aldattı mı peki? Daha önce arkadaşın? Yok öyle bir şey yapmadı. O aldatmadı. O peki. Aldatmadı. Sadece hareketleri ve birazcık beni kendisine itti. O sıralar oldu zaten ne olduysa. Sonra tekrar barıştık. Erkek arkadaşın nasıl kızlardan hoşlanır? Ekip arkadaşımız nasıl birisi olsun? Yani gözü benden başkasını görmediği için şu anda tarif edemem. Bilmiyorum çünkü. Nasıl tanıştınız? Sevgilimin zaten oto yıkama yeri var. Tamam. Oraya gitmiştim daha doğrusu arabayı yıkatmaya. Hı-hı. O şekilde aynen biraz sohbet muhabbet oldu aramızda. Süper. O zaman hazırsan başlayalım. Erkek tamam. Arkadaşını test edelim. Erkek arkadaşının çalıştığı yeri bize gönderirsin hemen ya da ismini söylersin. Tamam. Biz de ekip arkadaşımıza iletelim. Ekip arkadaşlarımız şu anda videoyu başlatacaklar. Video birkaç dakika gecikmeli gelecek arkadaşlar. Gizli çekimi aldığımız için onlar bize atacak görüntüleri. Biz de seninle beraber burada oturup izleyeceğiz. Şimdi görüntülerimiz geldi. Hazırsan başlayalım. Tamam başlayalım. Hoş geldiniz. Arabamı yıkatmak istiyorum da. Yani pek aldatacağını falan zannetmiyorum. Zannetmiyorsun. Yok. Bakalım. Tamam. Tabii ki ben yıkarım. Bir saat içinde hazır olur arabanız. Tamam. Anahtar. O zaman. Niye hala konuşmaya devam? Bence şu an arkadaşlar yardımcı olmaya çalışıyor gibi görünüyor. Ama her an ters köşede olabilir. Daha önce burada aldatılmayan kimseye denk gelmedik. Umarım ilk olursun. Ödülü de kazanırsın. Burada beklesem olur mu? Tabii olur. Sıkıntı yok. Vaktiniz varsa çay içebilirsiniz yan tarafta. Ben çay içmeyeceğim. Burada beklesem olur. Kenarı çekme dedi orada. Ne dedi bu? Kenarda duracağım. Ne yapıyorsun günlük hayatında? Yardım amaçlı geliyorum. Ha, sen kendini burada harcıyorsun ama bence. Olsun yapacak bir şey yok. Ya niye yanında duruyor? İşte ekip arkadaşımız tanışmaya çalışıyor. Test ediyor şu anda. Yok hala fazla. İzin veriyor ama bu arada yakında dibinde durmasına. Evet. Buraya yeni geldim. Buraları bilmiyorum. Burada arabayı kapan heykel burası mı? Çok araştırmış mı? Ekip arkadaşımız mı? Yok hayır yani iş yerini okula çok araştırmış mı? Nerede ne yakışıklı var diye. Yok sadece ekip arkadaşımız doğal olarak hani şu an tanışmaya çalışıyor. Bu arada tebrik ederim. Erkek arkadaşın gerçekten çok şeymiş yani hani bağlıymış sana. Onu da böyle hani izlediğim zaman ben anlarım ben tepkilerinden zaten. Anladım. Ben biliyordum zaten. Aslında hani yoğun bir yer güzel. Ama burayı tercih etmişsiniz. Teşekkür ederiz ablanı. Sen ne kadar tatlısın ya bu arada. Tatlı mıyım? Tatlısın bence bana göre. Yani hani bana tatlı abla. Geldin. Bir sanki hoşuna gitti erkek arkadaşının. Yani hoşuna bir hoşuna gitti gibi. Bir şey oldu ben de anlamadım. Bir gülümsemeye evet. Başladı. Yüzü gülmeye başladı. Evet. Bunun ilerisi aldatma olmaz değil mi? Yani çünkü şu an birazcık tedirgin oldum evet, ama. Bunlar keskin virajlar. Bunların ilerisi aldatmaya dönüşebiliyor. Yok. Ben hala güveniyorum. Güveniyorsun. Evet. Tamam. İddialısın. Devam edelim. Sevgilin var mı? Yani var. Ciddi düşündüğüm bir kız arkadaşım var yani. İyi en azından sevgili olduğunu söylüyor. Evet. Ben de onu diyecektim. En azından sevgilisi olduğunu söylüyor. Daha önce sanırım bir veya iki sefer erkek testi yaptık. İkisinde de gelen ekip arkadaşlarımıza sevgilim yok dedi. Bu da bir ilk olarak serimizin tarihine geçiyor. Ben dediğim gibi güveniyorum. Tekrar baştan şu an bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten çok iyi gidiyor. Hani daha önceki serileri bildiğim için şu an çok tereddütteyim. Aldatmayabilir öyle söyleyeyim. Ya sadece niye güldü ve niye hala sohbete devam ediyor, niye işine bakmış? O bu birazcık tedirgin evet. Var ama yapacak bir şey yok. Devam. Süper. Devam edelim. Ben sana da benim bir sorunum var. Bir erkeğin çözmesi gereken bir konu ama. Nasıl bir şey abla? Nasıl yardımcı olabilirim size? Burada çay içebileceğimiz bir yer var mı? Gidip orada otursak, çay içsek, muhabbet etsek. Yani abla çok yanlış anlaşılır şimdi. Ben... Çok güzel bir şey fark ettim. Arkadaşlar ekip arkadaşımıza abla diye sesleniyor. Abla diye hitap ediyor. Mükemmel. Mükemmel yani. Ekip arkadaşımız muhtemelen senin erkek arkadaşından daha küçük. Ona rağmen abla diye hitap ediyor. Bir şey söyleyeyim mi? Mükemmel. Mükemmel ama mesela ben tek bir konuya değindim şu anda. Neden hani mesela şu anda yanlış anlaşılır falan diyor, iş yerinden falan. Direkt beni niye söyleme mesela orada? Az önce kız arkadaşım var dedi galiba. Kız arkadaşım var dedi, ona hiçbir şey diyemem ama tamam. Niye mesela iş yeri önemli, niye çevresi önemli? Ben daha önemli değil mi şu an onun gözünde? Kesinlikle ama şu an şu açıdan bakarsan sana sadık kalıyor, aldatmıyor. Ya doğru, o doğru.
Hani sadık kalıyor şu anda. Evet ama ne bileyim, inşallah böyle devamı gelir. Bence de. Hem yoğun saat çalışıyorum, imkansız gibi bir şey abla ya. Yemeyeceğim seni ya, bir çay içeceğiz alt tarafa. Yani burada da konuşabiliriz abla, sıkıntı yok. Niye illa çay mı içmemiz lazım, bir yerde oturmamız mı lazım? Önemli bir konu da, benim gerçekten yardıma ihtiyacım var de konuşmamız gerekiyor. Abla ne kadar önemli bu ya. İyi tamam, sıkıntı yok, bir çay içeriz, bir dinlerim bakalım derdini. Çay içme teklifini kabul etti. Senin için bir kriter koyabilir miyim? Evet. Bence senin kriterin şu olsun, aldatma kriterini kendimiz belirleyemiyoruz. Ne kadar ileri gitmek istediklerini insanlar seçiyor. Evet. Senin erkek arkadaşın karşı tarafın numarasını alırsa veya numarasını verirse bu senin için aldatma olur mu? Olur. Bizim için de aldatma. Hı. O zaman senin kriterini bu şekilde belirleyelim. Tamam. Eğer ki çünkü çay içmeye gitmek istiyor ama ne şeyle gitmek istediğini bilmiyoruz şu anda. Ya bilmiyorum, keşke amaçtan kabul etmeseydi, gerek yoktu bence. Hani bu kadar uzatmaya bir muhabbeti. İnşallah sonu kötü bitmez. Bir sinirlendin. Biraz öyle oldu. Evet. Bence de kötü bitmez. Kıstasın kriterin numara alma olsun arkadaşlar. Tamam. Numarasını alırsan biz genel olarak bölümlerde numara aldığı kısımları artık aldatma olarak saydığımız için. Ki öyle zaten. Değil mi? Evet. Yani yapabileceğim bir şey varsa elimden geldiği kadar yardımcı olurum size. Eleman var mı arabayı yıkatacak? Var, sıkıntı yok elemanım aslında. O zaman biz de gideriz bir çay içeriz. En azından olur. Otururuz. Derdini sıkıntını dinleriz ablası. Karşı tarafta da zaten bir kafemiz var. Oraya hı-hı geçeriz benim tanıdığım. Orada bir çay içeriz. Olur. O arada ben de sana anlatırım. O arada da elemanlar arabayı yıkamış olur. Tekrardan geliriz arabayı teslim ederiz. Ben sana bir şey daha soracağım. Tabii buyurun, dinliyorum abla. Burada mı yaşıyorsun? Evet, burada yaşıyorum. Sen nerelisiniz, doğma büyümeli? Aslen doğma büyüme İstanbul'dayım. İstanbul'da yaşıyorsun. Evet. Burası senin, iş yerin burası. Evet, işletmecisiyim ve de yardım ediyorum hani. Senin niye her sorduğu soruyu cevap vermen zorundayım değil mi? Evet. İşim var deyip de ama hayır. İşim var deyip bence başını savabilirdim. Katılıyorum bu arada. Tamam. Bu söylediğine katılıyorum. Muhabbet sürekli devam ediyor. Ama her seferinde abla diye hitap ediyor. Ona da dikkat ediyorum. Ama sohbeti devam ettiriyor. İşte onu ettirmemesi gerekiyordu. Abla 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 deyip de yani o kadar uzun bir sohbete gerek yoktu. Değil mi? Direkt her sordu kes. Soru. Yani sana ne diyebilir orada? Nerede oturmadı? Ne yapacağımı? Hani sana mı soracağım diye söyleyebilirdi bunu. Birazcık gerildim şu anda. Sinirlendim. Bir şey soracağım. Merak ettiğim için soruyorum. Hı. Yanlış anlama. Kendi hayatınız. Hiçbirimizin fikri bildirme şeyi yok da. Hı. Aldattığın zaman erkek arkadaşının tepkisi ne oldu ve nasıl devam etti? Yani birazcık kendisi ağlamış olabilir. Ağladım. Yani, aynen, çünkü hani böyle bir şey benden de beklemiyordu ilk etaplarda. Ama ben onun yüzüne kaç tane şekilde söylüyordum zaten. Hani hareketleri olsun falan vesaire, bana yanlış geldiğini ve aslında ittiğini ben ona sürekli söylüyordum. O hareketlerine devam etti. O öyle oldukça da... Bu arada sana aşık olduğu belli oluyor. Hani tavırlarından, konuşmalarından da geçiyor gibi. Bu şekilde. Ama evet, sohbeti devam ettirmesi birazcık... Çok. Haddinden fazla, çok fazla adlar. Bir yerde bir kısabilir bence. Niye her nereli olduğunu söylüyor. Yok bu işletme benim falan vesaire demesi bana bence yanlış geldi. Yani doğru söylüyorsun yani, bunlarda. Söylemek zorunda mısın? Sana ne? Mantıklı. Senin başında durup soru sormam sıkıntı değil değil mi? Ya aslında birazcık sıkıntı. Rahat çalışamıyorum o yüzden yani. Evet, burada bence de gönlünü aldı galiba. Birazcık aldı. Başında durmam sıkıntı diyor. Hani başımda durman sıkıntı diyor. Bravo diyelim. Devam edelim. Alkışlayayım. Demiştim size hani gelirse her an... Olabilir. Hani sevdiğim bir kız arkadaşım yanlış anlaşılır o yüzden. Şimdi abla deyip de tekrar hani bu şekilde konuşmanın tarzına... Hani bir de söylediği cümle birazcık saçma geldi. Zaten beri ne oldu? Bunlar için intikam alacak mısın? Veya video bittiğinde yani ne yapacaksın ona? Bir korku hissettim. Sanki evet. Video bittiği zaman onun kötü bir son bekliyor. Hatta intikamı çok güzel bir şekilde alacağım. Eğer ki bu görev daha doğrusu başarılı olursa ben o aldığım parayı güzel bir şekilde eğlenmeye, yazmaya gidebilirim yani. Kimle gidecek? Kız arkadaşlarına. Aynen öyle. Tek sebep sohbeti devam ettiği için. Aynen öyle. Bu çok güzel bir intikam olur zaten. Sohbeti işte devam etmeyecekti. Hiçbir şekilde. Etmeyecek. Gerek yoktu yani. Ben hiç böyle bir şey beklemiyordum mesela. Bir soru sorduğu zaman kız aynen, sevgilisi var diye görüşürüz falan yapıp gitmesi mi lazım? Göndertebilirdi yani. Niye böyle yanında tutuyor şu anda? Olabilir. Olmasın. Keşke bu arada Olena'yla denettirseydik. Olena'nın numarasını alırdı. Yine aldatmazdı. Yine aldatmazdı. Hayır, bir sürü kızlarla da yazdım biliyorum. Olmazsa bir sonraki seride Olena'dan denetirdik de. Şimdi görüntüleri izlediği zaman öyle bir şey imkansız olacak. Evet. Ama ben biliyorum. Yapmaz diyorsun. Yapmayacağını ama, biliyorum. Ama yapan adam, yapacak olan erkek genelde yapardı. Doğru, ona da katılıyorum. Yani çoğu erkek artık hani böyle çirkin güzere pek fazla bakıyor. Takılmıyor. Evet yani, doğru söylüyor. Bizim kameraman gibi. Bu arada kameramanı da yakışıklıymış. Evet, yakışıklıdır kendisi. Videodan sonra sevgilini izlemeyecek mi bu kayıtları? Yani ondan sonra izlesi de pek fazla bir anlamı olmayacak benim için. Senin iltifat etmen bir erkeğe sorun değil ama onun yapması hayır, sorun. Hayır, o şu an baştan kaybetti. Ya bundan sonrası pek fazla olacağını sanmıyorum. Bir erkeğe iltifat ettiğin zaman sorun değil.
Ama o yaparsa sorun değil mi? Evet, o yapamaz. Ben yapabilirim, o yapamaz. Ben yapabilirim. Yani yanlış anlama, biraz garibime gitti ama saygı duyarım. Yapamayacağım. Şunu bunu da çok merak ediyorum. Için. Çok pardon, bölüyorum. Erkek arkadaşlarım var mı? Normal arkadaşlarım evet var. Bu onu rahatsız etmiyor. Yok, etmiyor. Edemezdeki zaten. Peki onun kız arkadaşları var mı? Yani var ama pek fazla konuşmasını istemiyorum. Şu an kız arkadaşları konuşturmuyor musun? Yok. Görüşmüyorlar. Yok, ama evet. Sen erkek arkadaşlarınla görüşüyorsun. Arada bir. O arada ya, olabilir öyle şeyler. Ay sen çok hanımcısın ya. Ne alaka? Bilmiyorum, öyle düşündürdüm bir an. Evet, hanımcı. Hanımcı. Bayan hanımcı. Ama normalde doğru söyle değil mi? Hani bir erkek olarak. Evet, olması lazım da yani şu an biz seninle farklı bir şey konuşmaya çalışıyoruz. Nasıl bir ama sen şey? Her defasında bastırarak konuşmak istemediğini ya da konuşmak istemiyormuş gibi davranıyorsun. Evet. Ha, ben seninle muhabbet ediyorum sadece. Evet, biraz öyle oluyor. Ben de dediğim gibi işte. Hem yoğun olduğum için o yüzden de konuşamıyorum şu anda. Başka neyle uğraşıyorsun? Allah bir dakika, bir dakika. Yoğun olduğu için mi konuşamıyormuş o? Öyle dedi. Yoğunum diye konuşamıyorum dedi. Yani kız arkadaşı olduğu için değil yani. Yani muhtemelen. Yoğun olması demek ki bu işte. Evet. Konuşacak. Konuşacakmış. Konuştu şu anda. Ben şu an şu sonunu düşünüyorum. Hiç şu anda takmıyorum. Takmıyorsun. Şu an bitti. Yani hala kendine güveniyor musun? Hala kendime güveniyorum ama birazcık böyle bir şey oldum ona karşı. Ben de böyle kaldım arkadaşlar. Arada kaldım. Ama bu çocuk aldatmaz diye düşünüyorum. Yani aldatmasın zaten. Ben o Allah'ın sonunu çok iyi düşünüyorum çünkü çok güzel bir planım olduğu için. Nasıl bir plan? Yani beni mutlu edebilecek, belki de onu üzebilecek bir plan olabilir bu. Nasıl bir şey yani? Böyle tamamen böyle bir kopma. Çünkü hani ben bunu böyle tanımadım. Böyle olacağını bilmiyordum. Eğer ki... Ayrılacaksın yani. Yani. Ama şu an ortada bir şey yok. Ortada bir şey yok ama bu kadar uzatmaması gerekiyordu bir konuyu. Evet, doğru. Yani hani başından yoğunum demek ne demek yani, hani yoğunum. Yoğunum, o yüzden konuşamıyorum seninle demek yanlış. Değil mi? Bana orada diyecek de sevgilim var diye yoğunu iş falan sokmayacaktı araya. Buradan kaybetti. Evet, bu birazcık rahatsız etti seni evet, galiba. Evet, bayağı. Şeyle uğraşmıyorum aslında. Bir işletme sahibiyim buranın zaten. Benim, hakkımda güzel. Ne düşünüyorsan? Senin hakkında aslında kötü bir şey düşünmüyorum da yani. Düşünme de bence yani. Sen de güzel kızmışsın. Belki de iltifat olarak söyledi. Hani niye desin ama? Niye güzelsin diye ne demek? Evet. Ne alaka? Evet. Ne alaka? Hani o diğer konulardan bile rahatsız olduysan bu senin biraz canını yakmıştır herhalde. Yani canımı yakma değil de birazcık sinirimi bozdu. Can yakmayla alakası yok evet. Çok ya bunların da... sonucu kötü olacak ama bunu bir bilsin baştan. En çok belki de sorun yaşayacak büyük olan... Büyük ihtimalle aynen. Evet. Bunu yapmıyorum zaten. Neden? Bilmiyorum, hoşuma gittiniz. Bir. Yani bilmiyorum. Etkilendim biraz yani. Gibi. Ve bilmiyorum, çekici buldum yani. Etkileyeceğim mi dedi o? Kim diyeceğim şimdi olmayacak. Ben bakmasam kimse bakmaz bu arada buna. Öyle düşünüyorsun. Ciddi söylüyorum, kimse bakmaz yani. Daha ben, önce ben sevgilisi bakıyorum. Falan var mıydı? Peki yoktu sen. Tabii ki de. Yani şu ana kadar mesela konuştuğu kızlardan en güzeli benim şu anda yani. Diyorsun. Benim baktığıma bence dua etmeli. Ya sırf ediyorum. Etkileyici birisiyim demesi seni niye bu kadar rahatsız etti? Hayır, çünkü yani ben böyle bir şey yapacağımı tahmin etmiyordum. Kendisine iltifat etti, bu seni niye bu kadar rahatsız etti onu anlamadım. Hayır, ben gidip millete iltifat mı ediyorum mesela? Hayır, kendine mesela, sen kendin için desen ki ben çok çekici birisiyim. Hani onun için ya da o dediği zaman. Ama ben kendime söylüyorum, bir karşımdaki bir erkeğe söylemiyorum ben bunu. Etkileyeceğim miyim falan filan mesela söylemiyorum mesela ben bunu. Söylemiyorum. Niye kızdan mesela şu an bunu söylemiyor? O nasıl bir cümle ya? Bak şu an cümle kuramıyor çünkü sinirden, elim ayağım titriyor yani artık. Bilmiyorum, çekici buldum yani. Çok böyle erkeklere sarkıntılıkmış, oymuş, buymuş, bunları yapmıyorum zaten. Ben, sen diyorsun yani sen çok ilgimi çektiğinde, sen her gördüğüne bu şekil mi davranıyorsun? Anlattığım gibi. Bu da bence birazcık tersliyor. Her gördüğüne böyle mi davranıyorsun? Bana hiç öyle bir şey gelmedi valla şu anda. Sana sadık olarak devam ediyor. Hayır. Yani o. Yapmıyorum, etmiyorum deyince ne olacak? Yani ben seni mi alayım o zaman diyecek. Niye yani? Niye soruyorsun? Gerek var mı? Hayır, benle birlikteyken şimdi yani kafasını kaldırmıyordu mesela işten. Şu an oturmuş, yani oturmuş bildiğin kızla sohbet ediyor. Rahatsız edici. Bayağı rahatsız edici. Ama birazcık da sadık gibi. Pek de sadık gibi değil. Ben de niye bu kadar konuşmuyor o zaman, ben yanına gittiğim zaman? Bu kadar konuşmuyor mu sen? Bu kadar konuşmuyor. Akşamdan da akşama görüşüyoruz zaten biz onunla. Bir gündüz arıyor işleri bitince. Öyle değilim. Seni gördüm, etkilendim. Ve bilmiyorum, muhabbet etmek istedim yani. Bir yere gidip oturabilirdik de. Peki diğer insanlardan ayırdığın muhabbet neyi benden? Bilmiyorum, hoşuma mesela. Gittin yani. Peki. Beğendim yani. Neyse, çay sözüm vardı zaten size. Gideriz, çay içeriz.
Çay içtikten sonra arabanın... Çay teklifini kabul etme sebebi, kız arkadaşımız dedi ki benim bir sorunum var, onu bir erkek giderebilir falan gibisinden. Bence yardım... Pek sanmıyorum, o kadar muhabbet geçti aradan. Sanki kızın sorununu çözmek gibi ama yine devam edelim bakalım ne olacak. Bana size teslim edin, en azından sizinle bir derdiniz, sıkıntınız varmış ya. Sorunu, demek ki bunun için hani sormuş, tamam. Sorununu öğrenmek için. O kadar da değil yani. O kadarını zaten bence yapmaz sana diye düşünüyorum. Yani. Ha bunu dediyse sıkıntı yok hani, az önce senin dediğin gibi oldu büyük ihtimalle şu anda bu olay. Onu konuşuruz. Evet, onu anlatmak istiyorum bir an önce. Onu konuşmuş oluruz, daha iyi olur. Anladım. Oturur bir çay içmiş oluruz, hem sohbet muhabbet etmiş oluruz. Hayır, benim sevgilim olsa zaten şu an bunları yapıyor olmazdım. Allah Allah, evet. Sevginiz yok yani. Olmadığı için zaten bunlar oluyor şu an. En son ne zaman oldu? En son ne zaman oldu? 2 yıl önce. 2 yıl önce. Evet. Neden ilişki muhabbeti başladı burada? Sormasın işte, sıkıntısı mıkıntısı varsa gitsin konuşsun, varsa küssün. Yoksa yol versin, niye bu da uzatıyor? Değil mi? Yani yeter de. 5 çabuk, ay selam. Çabuk bitti diyorsunuz. Aynen. Ben biraz güven sorunum var benim. Güven sorunum. Yani şu şekil, kolay kolay güvenemiyorum bir erkeğe. Sana ama bana güvenebilirsin yani. Yani size güvenmem hiçbir şey değiştirmez çünkü benim bir hayatımda sevgilim olduğunu söylemiştiniz. Çıkartabilirsin ama. Neden çıkartayım? Yani sevdiğim bir insan, o da beni seviyor, ben güvenini sarsmayacağımı biliyor, ona güvendiğimi biliyor. Ben de ona güveniyorum, o da bana güvene. Karşılıklı yani bizim ilişkimiz. Var, her şeyimiz var Allah'a şükür. Olumlu her şey. Resmen aşkı ilan etti ekip arkadaşımıza. Sevgilim var, seni çok seviyorum dedi. Senin söylendiğinin tam tersi. Bilmiyorum ya, bilmeyene pek fazla yakışmıyor. Ya düşünüyorum çünkü yani çevremde diyor işte. Yani. Ama çevremdeki insanlar öyle söylüyor. Yoksa... Öyle söylüyorlar. Evet. Hani yakışmıyorsunuz falan vesaire. Bu arada gayet de yakışıyorsunuz. Aynı buradayız. Evet. Hani... Ya benden birazcık da bir tık daha uzun olur yani. Üstlerinde birazcık tuhaf oldu. Yani sevgiyle karışık bir şey oldu. Ya sadece verdiği ilgisi bana hoşuma gidiyordu. Yoksa hani... Anladım. Senin gibi bir insan olmasını isterdim yani. Hayatımda olmasını isterdim. İnşallah nasip olur yani size de bir gün. Çay içmeye gidelim, orada sohbetimize devam ederiz. Derdinizi, sıkıntınızı anlayalım bakalım neymiş. Evet arkadaşlar, ses hatlarımında bir sıkıntı var. O yüzden kulaklıkla devam edeceğiz. Sıkıntı olur mu senin yok, için? Sıkıntı. Tamam, şunu vereyim, sol tarafa tak. Ben de. Görüntüler geldi, şu anda devam ediyoruz. Çalışmıyorum ben, babam bakıyor. Çalışmıyorsun? Evet. Güzel, o da güzel. Yani, çalışmayı hiç düşünmediniz mi? Çalışmayı bir ara düşündüm. Bir ara? Evet. Teşekkür ederim ya, teklifimi kırmayıp buraya benimle geldiğin için. Rica ederim abla, ne demek yani çok... Hala abla diyor ısrarla. Ne diyecekti başka? Evet. Önemli, önemli, önemli. Ben de o yüzden dedim bir oturalım, bir çay içelim. Bu arada önemli olan konu neydi? Onu dinleyelim bir de. Ben yalan söylemeyi sevmiyorum açıkçası. Seni beğendim. Oturup çay içmek istedim. Onun için yani. Yani sıkıntı yok. Size de söylediğim gibi orada kız arkadaşımın olduğunu söylemiştim. Çaya davet ettiniz, geldin. Teşekkür ederim bu arada zaten. Hani şu anda bizi bu halde görmüş olsa bunun hiçbir açıklaması yok. Görüyor zaten, hiç merak etme. Şu anda kız arkadaşımız bizi bu halde görse diyor arkadaş. Farkında değil ki kız arkadaşı şu anda her şeyi görüyor. Öyle de bir güzel yani, dua etsin bir de böyle bir şey gerçekleşecek olacak. Mesela ben orada olacağım. Orada pek sakin durman gibi geliyor. Sakin durmazsın. Gerçek olsan tepkin ne olur? Ya gerçek olsa ilk başta da kızımın saçlarını böyle bir elime dolardım ilk başta. Hayırdır sen diye. Fırçınsın. Baya. Süper. Kova burcu olmanın gerektirdiği bir şey galiba. Kova burcu güzel güzel. Ben bunda herhalde bir ayrılık rezil kesin olurdu zaten burada. Böyle bir şey gerçek de olsa ayrılırsın. Kesin. Bu raddede olsa. Tabii canım. Ama şu an ortada bir şey yok. Dinlemem ki ben. Dinlemem. Direkt şey yaparsın. Çekerim aynen öyle. Ya ne işi var şimdi? Madem derdi var başkasına gitsin orada. Niye ona gidiyor mesela? Doğru, bunu mantıklı. Diyebilir. Baştan konuşmayı kesebilir mesela. Yukarıda Allah görüyor yani. Bu yaptığım hareket doğru bir hareket değil. Yukarıda Allah görüyorsa ne işin var diyeceğim şimdi. Oğlum güzel. O yüzden fark ettiysen hep bir çizgi var. O çizgiyi geçmiyor yani, gibime geliyor. Geçmesin bir zahmet. Hala güzel. Bekliyorum şu anda bir şey olmaz diye dua ediyorum. Ama ben gene kendimi hala görüyorum. 10.000 TL'ye çok yakınsın. İnanıyorum ki kazanacaksın. Ne var inanacak? Ben de inanıyorum yani. Kazanacaksın kesin. Evet. Ben kız arkadaşımı daha doğrusu kız arkadaşımı yiyeceğim. Bunu. Kız arkadaşımı aynen yiyeceksin. Öyle. Süper. Geceleri ezeceğim 2-3 gün yeter. Ben niye bu kadar kasıntısın ya? Rahat ol biraz. Yani şöyle düşün, bu benim en rahat halim. Tanımadığım bir kızla çay içmeye çıktım yani. Asman hangi renk olsun? Ne alaka? Kız arkadaşının kölesi olmuşsun da resmen. Ekip arkadaşımız bu arada bence çok güzel bir tespit yaptı şu anda. Ama güzel. Bunu hala anlamadı. Evet evet, ne alaka diyor ve hala anlamadı. Katılıyor evet. Musun? Evet katılıyorum. Kölen olmuş. Ne köle değil de ya, köle aslında yalan söylüyorum. Köle olmuş. Aynen söyleyeceğim. Güzel bir ilişkiniz var. Allah... Güzel mi yoksa? Güzel, Allah devamını
erdirsin getirmesin. Umarım. Diyorsun. Yok getirmesin. Bu videodan sonra hiç getirmesin zaten. Bir şey yok videoda. Hala bir şey yok diyorsun ama konuşması yanlış. Ne işi var şimdi? Bak baştan söylüyorum, tekrar söylüyorum. Ne işi var orada? Var. Kız arkadaşım beni seviyor. Ben de onu seviyorum. Öyle mi oluyor yani düşünceniz? Bence erkekler daha rahat olmalı ya. Bu kadar eve bağlı olmaman gerekiyor. Birazcık erkeklerin sözünün geçmesi gerekiyor. Ama senin sözünün geçmediğini düşünüyorum yani. Bilmiyorum yani sizin düşünceniz böyle olabilir ama hani tatma falan diyorsunuz. Ben rahat bir insanım zaten normalde de. Hani sevdiğim bir insan var sonuçta. Sizle gelmişim çay içiyorum, sohbet muhabbet ediyorum. Yani yapmayacağım bir şey yapıyorum öyle söyleyeyim. Ama o kadar rahat davranmıyorsun mesela. Çidür üçtür sürekli kız arkadaşım var. Kız arkadaşımı seviyorum, kız arkadaşıma güveniyorum. Ayrılmak yerine güzel bir iltifat hak ediyor aslında. Yani sonunda güzel bir sarılmayla belki de olabilecek gibi. Değil mi? Birazcık sanki çünkü gerçekten sadık gibi yani. Daha ne olsun diye düşünüyorum. Ya buna bile şükür en azından. Başka birisi olsa belki de ne bileyim. Tabii canım yani. Başka birisi olsa ve bir örnekleri de var yani. Yani. Anlamıyorsun. Mesela diyorsun hani sevgilim bizi görse. Yani bu durum normal değil. Kesinlikle kabullenmez. Evet. Gibi şeyler diyorsun. Ama bu tür şeyleri düşünmemen gerekiyor. Şu an biz öyle bir ortamda yaşıyoruz ki yani bunları erkekler daha değil düşünmek böyle aklının ucundan bile geçirmiyor bence. Ya bir şey diyeceğim, ben bir erkek arkadaşımı arayabilir miyim ya? Arayabilirsin, neden? Yani şu anda birazcık merak ediyorum aslında, yanında kız var mı yok mu mesela, bu tepki sen söyleyecek mi, ben bunu merak ediyorum şu anda. Söyleme edebilir değil mi kız olduğunu? Bir ara ben de çok, evet. Çok merak ettim. Özellikle sor bakalım yanındaki kız mı erkek mi, tamam. Diye. Benim hayatım. Vallahi hayatım, müşteriyle oturuyorum şu anda, bir çay içiyoruz da onunla beraber. Arabası yıkanıyor. Evet evet hayatım, kadın ya. Yok hayatım ya, bir sıkıntısı varmış. Onu öğrenmek için geldim ben de. Araç yıkanırken bir çay içelim dedi. Ben de kıramadım. Bilmiyorum, zaten arabada biter 2-3 dakikaya. Çocuklar beni arar şimdi. Aracın başına geçerim ben de. Tamam hayatım, öpüyorum seni. Kendine iyi bak. Görüşürüz akşam. Evet, bu arada yanındakinin kadın olduğunu söyledi. Evet. Bir artı daha. Bir artı daha. 2 artı oldu şu an. Evet. 3 artıyla numarasını da vermezse konuyu bitireceğiz. Tamam. Ekip arkadaşımıza şimdi mesaj atacağız, numarasını istemesini söyleyeceğiz. Numarasını vermezse zaten ondan sonrası devam etmeyecek. Tamam. Şöyle verelim kulaklığını. Yani olması gereken aslında bu zaten. Hani bana söylemesi gerekiyor. Yoksa sonuçları kötü olur, onu biliyor kendisi. Değil mi? Evet. Yalnız mı yaşıyorsun? Evet, yalnız yaşıyorum. Benim kalacak yerim yok da gelip akşam sizde kalsam olur mu? Parada sıkıntı yok. İstersen klaba gider eğlenebiliriz. Ondan sonra eve geçeriz. Yani hani benim kalacak yerim yok. Ve birisine güvenip yanında kalmak istiyorum. O kişi de sen olabilirsin yani. Birincisi, maddi olarak benim de paradan yana sıkıntım yok. Allah'a şükür zaten. İşletme sahibi olduğum için. Hani bir sıkıntım varsa onu dinlemek için geldim. Başka bir şeyim varsa gene onu dinlerim. Ama dediğim gibi, birincisi seninle beraber klaba gelemem. Doğru olmaz. Herhangi bir ihtiyacın varsa parasal yönden otelde kalabilirsin. Evime de kabul edemem yani sizi. Numaranı alsam olur mu? Tekrardan görüşsek, konuşsak. Olmaz. Telefonlarım an kurcalıyor. Yani çok büyük bir sıkıntı çıkar. Bravo. Tebrik ediyorum. Numarasını almayı reddetti. Evet. Gerçekten tebrik ediyorum. Ben biliyordum zaten böyle olacağını. Sıkıntı çıkar. Sizin araba da hazırdır zaten. Bir kalkıp gitsek mi artık? Otursaydık ya 5 dakika daha. İşlerim çok yoğun. O yüzden olmaz yani. Çok yoğun. Tamam o zaman. Saygı duyuyorum. Kalkabiliriz. Bravo diyorum. Seni canlı gönülden tebrik ediyorum Tuğba. Çok da iyi bir şey yapmadım aslında. Evet, ödülü kazandın. Erkek arkadaşın seni aldatmadı. Evet. Tebrik ederim. Ödülümüzü alabilir miyiz? Evet, şöyle 10.000 TL nakit ödülü sana verelim. Güle güle, güzel günlerde kullanmanı da temenni ediyoruz. Evet, 2 günde bitecek olan paradan bahsedeceğiz galiba. Sen muhtemelen bir günde biter o para. Bir gün o kesin. Erkek arkadaşımın yanına gidebilir miyiz şu an? Yanına mı gitmek aynen istiyorsun? Tamam, ara bilgilendir. Tamam. Hatta gidelim, orada da çekimimizi alalım. Ara bilgilendir. Tamam. Ama yarışmada olduğunu söyleme. Beraber gidelim kamerayla, orada açıklarız durumu. Tamam. Çünkü paylaşmasını da izin almamız lazım. O zaman arkadaşlar biz geçiyoruz. Evet, şimdi erkek arkadaşının yanına gidiyoruz. Bu seride ilk aldatılmayan kişi olarak ödülü kazandın. Tebrik ederim bu arada. Teşekkür ederim. Ben de aslında böyle olacağını pek tahmin etmiyordum. Bana aşık olduğu için daha doğrusu. Sana aşık. Onu bu arada anladık, gördük. Baştan inanmıyordum. Bende şöyle bir düşünce vardı. Diyordum her erkek bir şekil aldatır. Aldatmadı. Yok, emindim onu zaten. Onu keşke Olena'yla deneseydik diyeceğim. Olena bugün müsait değildi. Olena'yla net aldatırdı bence bu arada. Ukraynalı manken bir arkadaşımız var. Yani inanmazsınız ama onunla da aldatmaz bence. Onunla da aldatmaz. Evet. Ne yaptın? Ne büyüsü yaptın? Büyü falan değil ya aslında. Sen çekici değil mi? Çekicisin. Sıkıntı yok ama... Yani
Ya ben kendime güveniyorum açıkçası. Güveniyorsun. Aynen öyle. Vallahi helal olsun diyorum. Erkek arkadaşının yanına gidiyoruz. Duygularını alalım. Ya kendimden emindim ama şu anda birazcık heyecanlıyım. Heyecanlısın. Süper. Evet. Güzel. Olur o kadar. Belki bir kahve ısmarlarım. İstemez misin sen de? Sen ha. Erkek arkadaşına ısmarla da ben içmiş kadar olurum. Ona da ısmarlarım. Onda sıkıntı yok. Yani evet. Müsait bir zamanda beraber de içebiliriz de düşünüyorum. Olur olur tabii ki. Bir ara erkek arkadaşını da al, gelin stüdyoya oturalım, izleyelim, içelim. Ama yalnız demiştim. Evet arkadaşlar, şimdi sevgililerin kavuşma anı. Çok istediniz. Aldatmadı, ödülü de kazandı. Ben niye heyecanlandım? Ben de heyecanlandım bu arada. Ne oldu? Faris, merhaba. Evet sevgilini istersen sen açıkla. Az önce gelen bayan bizim gönderdiğimiz sevgilisini test et yarışmasındasın şu anda. Şaka. YouTube'da evet. Kız arkadaşın seni test etmek istedi. Bir kız arkadaşı gönderdik, onu aldatacak mısın diye. Aldatmadın, tebrik ederiz. Kız harbiden sizden miydi? Kız arkadaş bizdendi, seni test etmek için geldi. Güle güle harcayın diyorum. Tebrik ediyorum sizi.